tartışmayı hatırlatmama izin verin. Burada bir Murat Özer ve İrfan Kayaüger diyor ki İsrail'in kuzeye ilerleyip PKK ile birleşmesi için çok rasyonel sebepler yok. Anlaşılır sebepler yok deniliyor diyorlar. Kemal Olçer ve hocam da diyor ki net bir şekilde kıyıdan bir hat kuracaklar. Bu bütün faaliyetlerin Gazze'nin işgali de dahil, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde vurulması da dahil kıyıda bir hat oluşturulması için diyor. Ayrıca Melih Bey şunu diyorum ben. Yani İsrail'in politikası değil. İsrail ile Amerika kopacak. Aynı politika izliyor. Burak bu Amerika'nın politikası zaten. PKK'nın Akdeniz'de bağlantısını kurmak için İsrail niye bu kadar işe soyunsun? Niye İsrail'in önceliği olsun? Çünkü o ikinci İsrail. Siz İsrail'in faydası ne olacak? Siz eğer rasyonel değil diyorsanız, rasyonel bir devlet için dersiniz. Gerçekten rasyonel değil. Ama biz irrasyonel bir devletten bahsediyoruz. Onun için saçma sapan gelebilir. Sevgili hocam, PKK'ya alan açmak için binlerce kilometrelik yeri işgal etmeye gerek yok ki. Zaten PKK'nın olduğu yer Amerikan işgali altında. Ama doğru soru şu. PKK'ya alan açmıyor İsrail. Kim PKK al? İsrail'e alan açıyor. Dolayısıyla bunlar müştereken yapılan faaliyetler. ABD'nin PKK İsrail'e de nasıl alan açacak? Peki ne kadar nüfusu var? İsrail'in ne kadar nüfusu var? Yani 9 milyon, hocam, 2 milyon Arap, 7 milyonla kontrol... nereleri işgal edeceksiniz? Ya az önce hangi örnek askerle verdim ben. Ruanda'nın nüfusu 60 milyon, 6 milyon Tutsiler, yani 50 küsür milyon Hutiler 60 sene yönetti. Ya bu ya. Popülasyonun azlığı çokluğu değil, etki gücü önemli. Bakın nasıl yönettiler, nasıl yaptılar? Belçikalılar yaptı bu işi. Burada da yani 10 milyonluk, 6 milyonda diaspora, 16 milyonluk Yahudi nüfusu bütün dünyadaki finans akışkanlıklarının turning point'ini oluyor. Amerika onları idare ediyor. Siz bu nüfus üzerinden analiz yapamazsınız. Burada bir coğrafi işgal, bir askeri işgalden bahsediyoruz. O finans kapitalin dünya genelinde hakim olması. Burayı nasıl 47'de? Burayı zaten bölünme kararıyla bir işbir ettiler zaten. Tamam 47-53'tü değil mi? Şimdi ne oldu? %120'ye geçti. Ama işte yani tedricen yaptı ve bunu şu anki coğrafyası. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 4 tane haritayı yan yana göstermedi mi? 22 bin kilometrekare şu an İsrail'in coğrafyası. Yani bizim Trakya kadar. Trakya kadar. Murat Özer hiç ikna olmadım diyor. Hala mı ikna mı? Hiç ikna olmadı. Tartışmanın asli unsurunun ne olduğunu asli anlamadım. Asli unsurunu söyleyeyim. Hasıl grand strateji ne? Şurasını almak, burasını almak değil. Buradaki Kürt, oradaki Peşak ve bizim Güneydoğu alıp büyük bir Kürdistan, ikinci İsrail'i yaratmak. Tamam, bu bildiğimiz bir şey. İşte bu. Bunun için bu böyle bu. Bir şey Davut Koridoru'na ne ihtiyaç var? Ne anlamadım. Yani. Hayır, bir aşaması işte. Bu bir anlamsız bir şey yani. Bu anlamsız zaten değil. Söylediğiniz bakın PKK'nın bugün Suriye'nin kuzeyinde ciddi bir devlet gibi artık hareket ediyor olmasını sağlayan bir. Amerikan vardı. Doğru. O Irak'ta, zaten güçlü. Irak'ta işgal altında zaten o da var. Tamam. Onu böyle bir kaldı Türkiye ile İran hayır, kaldı. Bunu tamam. Bakın şunu söylüyorum. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde yani Fırat'ın doğusunu başlayarak Afrin zaten PKK işgalindeydi. Evet. Bütün o hattı alarak PKK'ya Türkiye'nin güneyinde tamamıyla bir denize açılabilmiş bir devlet kurma fikri bu makul. Yani PKK'nın Türkiye'nin de güneydoğusu makul içinde. Bir şeydi. Hedef de oydu. Türkiye tamam. Bunu engelledi. Tamam. İşte bu tamam. Ben bunu anlıyoruz zaten. Güneyin Suriye'nin güneyinde çöllerin hakim olduğu tamamıyla ya Arap coğrafyasını. Ya Murat Bey oraya takma, çöle möle takma. Ben bu Davut Koridoru'nun anlamsız bir şey ya olduğunu söylüyorum. Bir yıldır konuşuyoruz da saçma sapan geliyor şimdi yani. Şimdi bak Kemal hiç Komutan rasyonel asker, bir şey yok. Burada cepheyi hazırlıyor. Buradan yukarı çıkacak diyor. Buraya işgal etmek değil. Buraya yığacak buradan yukarı çıkacak. Hangi askerle çıkacak hocam? Ya, hangi askerle çıkacak? Ya hocam, İsrail 4 savaşta 7 Arap devletini yendi. Ya. Hocam o sadece İsrail değildi biliyorsunuz. Hala da değil. Derken, hangi hala ülkenin askeri? Hala da Amerika'da. Irak'ı da 20 yıl işgal etti. Çekilmek zorunda kaldı. Afganistan işgal etti. Afganistan gibi bir yeri işgal etti de çekilmek zorunda. Amerika orada Birleşik demografiyi değiştiremezseniz. 877 kendi tane halkınızı üssü var bu dünyada. Getirmiyor kendi halkınızı. Kürdistan üzerinden ki ikinci İsrail nüfusu üzerinden etki alanını test ederseniz yanılırsınız. Yerleşmek yani. Başka bir şey çünkü yapacak. Orada Yahudileri yerleştirdi ve diyor ki bura benim kutsal toprağım. Ama gemilerle getirdi. Sürerek, İngiltere gemilerle Avrupa'dan tamam, getirdi. Onu anlıyorum. İngiltere tamam. Manda İdaresi döneminde getirdi. Tamam. Şimdi Suriye topraklarına hangi Yahudi yerleştireceksiniz? Kimi yerleştireceksiniz bakın, bu Davut Koridoru'na? Bu Davut Koridoru hocam bir dakika. Anlayamadı o. Ben İsrail yerleştirecek Davut demedim. Kürdistan yapacak.
Kim dillendirdi? Evet. Valla onu bilmiyorum. İsrail'de ama böyle bir söylem var mı? Yok ya, İsrail'in kurucusu Kral Davut. Aynı zamanda Peygamber. Eyvallah, hayır. Davut'u tahmin edebiliyorum da. Şu Davut koridoru onu hikayesini. Onu kim dedi bilmiyorum. Murat'ın yani bence sorusu haklı. Yok. Yukarıda PKK'ya destek vermek için böyle bir koridora ihtiyaç yani yok. Yani şimdi zaten hocalarımız şurada şey yapıyor. Zannediyorlar ki efendim buraya Yahudileri yerleşecek. Hayır, öyle bir şey yok. Yahudi falan yerleştirmeyecek. Ya Davut koridorunu biz burayı demedik. Burayı Kürdistan yapacak. Yazıyor İkinci diye söylüyorsunuz. Başka bir şey var burada. Var. Anladım. Ama bu Davut koridoru ya çok tartışma programlarında konuşuluyor. Murat'ın sorusu bence gayet haklı ve meşru. Davut'u falan unutun. Burada geçin onu. Ben evet. Şurada iki El Tanf üssü var. Bir bakın Google'dan araştırsın. Hocam her yerde var Amerika. Bir dakika hocam ya. Amerika burada üssü, dedi ya çöl möl ne alakası var. Var her yerde var. Yani hocam, üssü olmakla. Diyorum ben bitiremiyorum. Ama hocam öyle cevap verecek. Sevgili hocam, Suriye'nin kuzeyi Amerikan üsleriyle dolu zaten. Evet. Orada da Amerikan üssü var. Kıymetli hocam. Bu üssleri birleştirecek mi ne? Yani i̇şte bu o. Bir şansımı deneyeyim ya. Kemal Alçak cevap verecek size, evet. Bakın burada sınırları görüyorsunuz değil mi? Ne sınırı bu? Irak sınırı. Şuradan devam ediyor böyle. Beyaz olanlar sınır. Şuradan da sınır geç. Şurası da Suriye. Değil mi? Tam şurası, Ürdün, tam Suriye kesişme noktası. Evet. Evet. Çok kritik. Hem Ürdün'ü kontrol ediyorsun. Hem Suriye'yi kontrol hem ediyorsun. Irak'a diyorsunuz. Hem Irak'ı kontrol ediyorsun. Burada ne var? Kule 22 hatırlıyor musunuz? Evet, siz bahsetmenizden hatırlıyoruz biz. Vuruldu orası biliyorsunuz kaç defa. Ve El Tanf üssüne yaklaşık 5-6 kilometre mesafede. Yani İsrail'in güvenliği için kritik bir nokta mıdır diyorsunuz? El Tanf'ta ne var biliyor musunuz? İncirliğin aynısı var. Hmm. Ne var İncirlik'te? Büyük kargo uçaktan inme kalkma. Nükleer bomba da var diyorlar mesela. Var tabii. Bakın ya gösteriyor. Bu üssü çöl için mi kurdu adam? Yani o üs İsrail'in güvenliği için mi? Yoksa hayat. Ekip biçeceğimiz tarım arazisi mi? Değil, alakası yok. İçin soruyorum. İsrail'in güvenliğini sağlamak için geri bölgede bir cephe büyük orası. Büyük projeyi yapmak için adam konuşlanmış zamanında bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Pentagon diyelim bakıyor coğrafyaya, büyük planına bakıyor. Ne yapacağım ben burada diyor. Bu kadar askeri, bu kadar maliyet, bomba, uçak, gemi ne varsa getiriyorum. Bir planı olması lazım adam. 50 yıllık en azından. Aha size plan. Bakın bu 50 yıllık plan bundan 30 sene önce dillendiriliyordu. 20 yılımız kaldı. 20 yıl sonra bu coğrafya ucube olmaktan çıkıp rasyonel olacak. Şey mi? Davut Koridoru 30 yıllık bir literatüre hayır mi sahip? Oradaki yerleşim. Hocam, Davut'u bırakın hocam ya. Davut'tan üssü bahsetmiyorum ben. Hocam, kim Davut ya? Suriye iç savaşından sonra gelip kurabildi. Şimdi Suriye'nin bak Murat bir şey söyleyeyim. Seni oraya takıldın mümkün sen. Mümkün mü yoksa oraya kurabilsin? Bak şimdi İrfan hocam. Ürdün diyor için tamam anlıyorum. Ürdün Amerikan üssü de olur. Murat hocam tamam anladık. Sen takıldın buraya. 2024 arası kaç şimdi, sene geçti? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir bakın, sen anladım abi. Sevgili ben hocam şunu iki tane burada çok önemli siyaset bilimci var. Bir tane askeri uzmanımız var. Üçün yani Davut koridoru var. Davut koridoru gibi bize ait olmayan bir literatürü kimi tarafından da iddia konulu bilmeyen bir şey üzerinden konuşmak yerine daha gerçekçi bu şeyi kaldırarak bu daha makul şeyler üzerine Murat konuşalım. Koridoru diyelim. Bırak Davut'u unut. Şimdi buradaki ama şimdi bak İrfan bilir uluslararası ilişkilerde kordon saniter derler. Güvenlik kordonu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kızıl Bolşeviklerle Menşevikler savaşırken İngiltere Kafkasya'da yaptı. Kordon saniter. Ruslar Kızıl Ordu girmesi diye ama Kızıl Ordu girdi. Ermenistan'ı Azerbaycan'ı aldı. Bu kordon saniter bir güvenlik kordonu. Adına Davut demişler. Adına İrfan de Murat de bir şey değil. Bu burada ziraat yapılmıyor. Burada petrol yok bilmem ne yok. Buradan bir şey beklentisi yok. Harekat üssü bak Amerikan bayrakları duruyor. Harekat üssü bu yukarıyla birleştirmek burası. Ha buraya da İrfan'ın dediği gibi Yahudileri yerleştirmek gibi bir derdi de yok. İkinci İsrail dediğimiz şey yani ikinci İsrail Yahudi değil Kürdistan. Anlatabiliyor muyum? Kürdistan'ı devlet yapmak. Oradan Türkiye'den de toprak alacak. İran'dan da alacak. Irak'la Suriye'yi aldı zaten. Benimle uğraşmasınlar diye yukarıda bir koridor bir şey ulaştırmaya çalışıyor ve güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Hayır, şurada yapamadığını burada yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla bizim harekatlarımızın etki derecesini de anlatmaya çalışıyor bir taraftan. Bu şerit bir sınır hattıdır. Birkaç ülkeyi kontrol eden evet. Ve üzerinde yerleşmiş olduğu üst bölgeleri yerleştirmiş olduğu üst bölgeleri marifetiyle bakın Suriye'nin güneyini komple tutabiliyorsunuz. İşte bu. Ha, ondan sonra bu sarı alandan PKK mensupları şu bölgeden güvenli bir şekilde ABD'nin güdümünde kontrolünde rahatlıkla bu bölgeye ulaşabiliyorlar. Birleşme harekat dediğim bu. Sarı bölge nedir burada? Diyor şu an PKK'lıların kontrol ettiği nokta. Teröristlerin güneyi. Teröristan. Ve kurmayı planladıkları coğrafya ve seçim için hazırlandıkları coğrafya evet, bu coğrafya. Bakın buradan çıkıyor doğrudan. Şu hattan gidiyor. Şöyle geliyor. Buradan direkt İsrail. Evet. Golan tepelerinden İsrail'e geçiyor. Bence ve çok faydalı. Şuradan da şöyle Lübnan'ı birleştirin. Şöyle yapması gereken aşağı doğru inmesi gereken ya da ikisini birlikte yapıp
bir birleşme harekatı da şu bölgede yapacaktır. Dolayısıyla coğrafi bir amacı var adamın. Bence bunu, bu tartışmada taraflar tezlerini koydular. Seyirci karar versin. Murat Bey, ikna oldun mu sen şimdi dediğimize? Hayır, fantazi. Fantazi bunlar. Bunlar fantazi. Şimdi olan olacakları konuşalım. Yani önümüzdeki 6 ayda, 1 senede hocam, ne olacak? İrfan Hoca, Golan Tepelerini göster bana. Burada Golan Tepelerini göster bana. Bir senede ne olacak? Güzel. Golan Tepelerinde önemini de bir söyle o zaman. Tabii su kaynağı. Su var. Bir de işte bir buçuk kilometre Şam'a yukarıda. Buraya topu koydun mu? Takır takır aşağı dümdüz musun? 40 kilometre. Stratejik. Tamam. İki ama, su ama var. Bugünkü dünyada... Üç petrol doğalgaz var. Yani onlar mahsus, sınırlı onların etkileri. Önemli olan su tabii orada. Bir de Şam'ı tepeden görüyor olması. Bu tartışmaya olması devam edelim. Görüyor, Tel Aviv'i de görüyor. İrfan Hocam, bu tartışmaya devam edelim ama sıcakta bir kalalım. Lübnan'a bir Ata Beyrut kurşunu bir dinleyelim. Sonra bu tartışmaya bir Peki. devam edelim. Nokta atalım. Seyirci de biraz kafasını otursun. Bence iki ayrı tezinde ikna edici söylemleri ben vardı. Ben Murat Bey'i ikna edeceğim ben. Yok, devam edeceğiz. Ata'ya bir bağlanalım. Sıcak bilgi de alalım. Çünkü orada hareketlilik var. Genel anlamda bir tartışma yürütüyoruz ama. Ata merhaba. Yoğun bir trafik var merhaba, arkanda. Merhaba Milli Altın, tekrar iyi yayınlar diliyorum size ve konuklarımıza. Arkanda yoğun bir trafik var. Bir panik hali mi var? Kaçış mı var? Bu gece bir şey mi bekleniyor? Şimdi şöyle, yaklaşık 20 dakikadır sizi dinliyorum konuklarımızla birlikte. İşin özü şu aslında. Tabii ki konuşulacak birçok şey var ama filler tepişiyor, çimenler eziliyor. Gelinen nokta şu anda Lübnan özelinde, Beyrut özelinde o. Hayatını kaybedenlerin sayısı 356'ya yükseldi. Yani sabahtan bu yana İsrail'in o hava saldırılarında yaralı sayısı da 1500'e yaklaştı. İsrail bugün bir açıklama yaptı. Son olarak 1100 hedefi vurduğunu açıkladı. 1400 mühimmatla birlikte. Saldırılar oluyor, katliam oluyor, vahşet devam ediyor ama bugün gün içerisinde Lübnanlıların telefonlarına bir mesaj gönderildi. İsrail tarafından bulunduğunuz bölgeleri terk edin diye. Zaten oradaki insanlar, yani Lübnan'ın güneyindekilerden bahsediyorum, birçoğu köylerini terk etmişti. Yaklaşık 50-55 bin civarında Lübnanlı, Güney Lübnanlı doğup büyüdüğü toprakları terk etmişti son bir yıllık süre içerisinde. Tabi İsrail'in kuzeyinde de tahliyeler oldu ama Lübnan'ın güneyinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bugün İsrail'in o tehditlerinin ve yoğun bombardımanın ardından insanlar yollara düştü. Binlerce, belki de on binlerce kişi yollara düştü. Kimisi daha yakın noktalarda, çünkü Beyrut'la Lübnan'ın güneyi arası, yani tam o İsrail-Lübnan sınır hattı yaklaşık 140 kilometre civarında. O noktadan yollara döküldüler. Kimisi Sur kentindeki yakınlarının yanına yerleşti. Kimisi Sayda kentindeki ve özellikle akşam saatlerinde de başkent Beyrut'ta da oldukça yoğun bir kalabalık vardı. Tabii maddi durumu biraz daha iyi olanların otellere yerleştiklerini, pansiyonlara, apartlara yerleştiklerini gördük. Onu da nasıl gördük? Bir önceki yayınımızda hatırlayacaksınız, Dahiye semtindeydik. Burası da aslında öteki Beyrut. Hayatın normal bir şekilde aktığı ama biraz sakinlik var bugün. Onu çözemedik çünkü bulunduğumuz bu caddede işte restoranlar var, ünlü markaların mağazaları var, ne bileyim gece kulüpleri var, yüksek sesle müzik dinleyen araçları görüyorduk, herkesin keyfi yerindeydi ama bugün biraz böyle sakin gibi, hatta birçok işletmenin de açılmadığını gördük. Sadece oralardan tahliye olup gelenler, çoluk çocuk ellerinde birkaç parça eşyayla birlikte otellere, pansiyonlara yerleşenleri gördük. Tabii onlar maddi durumu iyi olanlar ama olmayanlarsa yakınların yanına gitti. Lübnan İçişleri Bakanlığı da bugün gün içerisinde bir açıklama yaptı. Lübnan'ın güneyindeki güvenli görülen okulların ve bazı enstitülerin de sığınak olarak, daha doğrusu sığınmacılara açıldığını, yani evi olmayan, barkı olmayan vatandaşların okullarda, sığınaklarda kalabileceğini duyurdu. Şu an itibariyle yoğun bir tahliye söz konusu. Trafik kilitlenmiş durumda, adeta o 140 kilometrelik hat boyunca trafiğin kilitlendiğini söylemek mümkün. Bu tahliyeler yarın da muhtemeldir ki devam edecek. İsrail bir taraftan katliam yapıyor, bir taraftan o vahşetini halen daha sergiliyor ama bir taraftan da
korku yaymaya devam ediyor. Şunu da söylemek istiyorum, aklıma geldi. Bugün öğleden sonra saatlerinde kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un o özel görüntüleriyle kaydettik. Başkent Beyrut semalarında iki İsrail uçağı, savaş uçağı vardı. Hatta birçok kişi de o anları izledi. Niyazi de kayıt altına aldı. Dolayısıyla yani İsrail... hani deyim tam da yerinde, babasının çiftliği gibi rahat rahat böyle Lübnan hava sahasını ihlal ediyor. Burada tur atıyor, sonik patlamalar meydana getiriyor. Halka korku ve panik havası veriliyor. Tabii şimdi Lübnan'ın bir hava savunma sistemi yok. Ekonomik krizle boğuşan, savaş yorgunu bir ülkeden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı halen daha seçilebilmiş değil. Hükümet, geçici bir hükümet, Necip Mikati yönetiminde. Mezhebe dayalı bir hükümet, malum biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Hristiyan olmak zorunda, başbakan Sünni Müslüman olmak zorunda, meclis başkanı Şii Müslüman olmak zorunda ve farklı farklı mezheplerden de insanlar bulunması zorunda. Elektrik veremiyor hükümet Lübnan'da. Evet, arkamda belki ışıl ışıl yerler var ama bunların tamamı güneş enerjisi sistemleriyle ve aynı zamanda jeneratörler yardımıyla. %98'ini şu anda ülkenin elektrik veremeyen bir hükümetten bahsediyoruz. İşte İsrail bunu da fırsat biliyor. Hem sınır hattını bombalıyor, hem işte bir önceki yayınımızda Dahiye semtindeydik, Hizbullah üyelerinin yaşadığı. Bu arada şunu da söyleyelim, Hizbullah'tan bir açıklama yapıldı. Ali Karaki'nin hayatta olduğu ve güvenli bir noktaya götürüldüğü duyuruldu. Tekrar edelim, o noktada hedef alındığı söylenmişti, etkisiz hale getirildiği söylenmişti ama Hizbullah o açıklamayı yaptı. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde Ali Karaki ölmedi, yaşıyor, sağ olarak o binadan çıkarıldı ve güvenli bir yere götürüldü diye. Belki de hedef şaşırtmaca da olabilir tabii ki, çünkü Hizbullah üst üste kayıplar verdi sürekli olarak. Üst üste komutanlarını kaybetti, komuta kademesini kaybetti. Dolayısıyla Hizbullah kanadında da bir moral, motivasyon düşüklüğü var. Ama işte o dünkü az önceki saldırının ardından, akşam saatlerindeki o saldırının ardından Hizbullah'ın nasıl bir tavır sergileyeceğine şimdi artık gözler çevrilmiş durumda. İsrail bugün oldukça yoğun bir bombardıman yaptı. Tekrar edelim, 1100 hedefin vurulduğu duyuruldu İsrail tarafından ve 1400 mühimmat kullanıldı. Yani bu da oldukça ciddi bir rakam. Çok sayıda roket atar rampasının imha edildiği duyuruldu. Hatta şöyle de bir açıklama yaptı İsrail. Biz eğer oraları vurmasaydık Hizbullah bizi vuracaktı. Biz onlardan önce davrandık, o nedenle de vurduk şeklinde. Bakalım Hizbullah'ın artık bu yanıtı ne şekilde olacak? Çünkü Ali Karaki hedef alındı. Her ne kadar sağ kurtuldu açıklansa da. Hep diyoruz burası Orta Doğu coğrafyası. Bir dakika sonra ne olacağı neler belli olacağını bilmediğimiz bir coğrafya. Takip ediyoruz yeni gelişmeleri. Hatta sana bir sorum var. Aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi İsrail bu harekatı tabii ki kuzeydeki, İsrail'in kuzeyinde yerlerinden göçen vatandaşlar için yaptı. 60 bin kişi diyorlar, 100 bin kişi de olabilir. O insanlara bakmak zorundaydı. Otellerde, geçici ikametlerde onlara bakıyordu. Lübnan'ın güneyinde de böyle Lübnan'ın bir problemi vardı. Onlar da çatışmalardan kaçan insanlar olduğunu söylediler yukarıya. İsrail'in bu karşı harekatıyla oradaki Lübnanlıların mağduriyeti daha da arttı. Arkandaki tablo bunu gösteriyor. İnsanlar yoğun bir şekilde yukarı çıkıyorlar. Az önce stüdyoda biz şunu konuştuk. Şimdi insanlar evlerinden ediliyor. Çoluğu çocuğu arabaya tıkıp bilinmez bir yere doğru gidiyorlar. Suriye'ye mi gidecekler? Yakınlarına mı gidecekler? Senin dediğin gibi parası olanlar otelde mi kalacaklar? Ahali Hizbullah'a kızıyor mu? Stüdyoda mesela bunu konuşuyoruz. Onun arkasında desteği var mı? Yoksa şöyle mi diyorlar? Ya hayatımız zaten kötüydü, bir şey de yaptıkları yok, Hizbullah'la karşılıklı atışmaları var, biz de evimizden barkımızdan oluyoruz diye. Hizbullah'a bir tepki var mı? Gün içerisinde eminim buna dair yani sormuşsundur, konuşmuşsundur. İzlenimlerini merak ediyorum. Şöyle Melih Altınok, aslında insanlar da yani Lübnanlılar da bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Bir kesim var şunu söylüyor. Evet, Hizbullah güçlü bir örgüt ve ülkemizin topraklarını koruyor güneyden başlayarak. Tabii Beyrut kent merkezinde de varlıkları oldukça hakim. Bunu bir kenara koyduk ama bir taraftan da gelinen süreçte tepki gösterenler de elbette var. Çünkü neden? 1980'li yıllarda kurulmuştu Hizbullah. Neden kurulmuştu? O dönem İsrail Beyrut'u işgal etmişti. Hem o İsrail'i buradan def etmek ve aynı zamanda özellikle bu belirtilmişti, İsrail devletini yok etmek amacıyla kurulan bir örgütten bahsediyoruz. Tabii ki
bu verilen karşılıkların yeterli gelmediğini düşünenler de var. Çünkü İsrail hep diyorlar ya işte kırmızı çizgiler aşıldı, o sınırlar aşıldı deniliyor. İsrail nokta atışları yapıyor. Yani bu oldukça önemli. Hizbullah'ın üst kademesini hedef alıyor. Ama Hizbullahsa o yoğun saldırılarla birlikte İsrail'de herhangi bir zayiata sebebiyet vermiyor, veremiyor. Elindeki imkanlar dahilinde saldırıyor. Dolayısıyla bu da Hizbullah'a tepki olarak Hizbullah'ın varlığı da sorgulanıyor ve İsrail karşıtlığının sorgulanmasına da neden oluyor. Yani bu konuda Lübnan'dan ikiye ayrılmış durumda. Evet, destekleyenler var. Güneyimiz çünkü kontrol altında. Çünkü Hizbullah olmasa Lübnanlılar biliyor ki İsrail güneyden girecek. Yani 2006 yılında bunu bir denemişti. Hizbullah çıkmıştı karşısına. Geri püskürtülmüştü. Ama tabii ki 18 yıllık süre içerisinde bir taraftan tüm dünyayı arkasına alan İsrail, bir taraftan da askeri açıdan, siyasi açıdan gelişen, kendini geliştiren bir Hizbullah'tan bahsediyoruz. Bakalım kara savaşı olacak mı? Olursa da nasıl olacak? Çünkü İsrail artık tank sevkiyatlarına da başladı. Yedek askerler çağrıldı. Tüm enerjisinin büyük bir çoğunluğunu artık kuzeye vermeye başladı. Kara harekatta olur mu, olmaz mı? Olursa da karşılarında nasıl bir Hizbullah'ı bulur, onu da bekleyip göreceğiz. Atagündüz Kurşun'a çok teşekkür ediyoruz. Beyrut'tan son gelişmeleri aktardı. Bir günde